Hoca biliyorsun Beşiktaş derbisi öncesi sonrası niye bu maç oynandı? Sonrası. Oynanmamalıydı. Çok sert eleştirileri oldu ve o süreçten sonra kendisi de Covid-19'a yakalandı ve ilk kez dün Galatasaray Televizyonu'nda bir açıklama yaptı. O açıklamadan bazı başlıklar vereceğim sana Kral. Onu da yorumlamanı rica ediyorum. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede sakatı ve cezası olmayan bir Galatasaray vardı. Son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı biz ettik diyor. Ben konuşmaktan da söylediklerimden de rahatsız etmekten çekinmedim. O günlerde vaka sayısı çok azdı. Belirlenmiş birkaç vaka vardı. Sayı şu anki gibi binlerle ifade edilmiyordu. Şimdi baktığımızda bugüne kadar dile kolay aşağı yukarı 4000 canımız gitti. Liglerin ertelenme kararı alındığı haftayı öyle bir iyi hatırlarsak pazar seyircisiz oynadık Beşiktaş'la. Lig devam ediyor dendi. Çarşamba günü ligi ertelenmeyecek diye bir yazı geldi. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü antrenman yaptırmadım ve oyuncularımı hiçbir türlü bu riske bir araya getirmedim ve risk almadım diyor. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri bile açıklanmıştı. Ertesi gün liglerin erteleme kararı çıktı. Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu diyor benim testimi. Hastanede yattı biliyorsun bir hafta. Buna rağmen inanmayanlar oldu diyor. Virüsü futbol dışı kaynaklı aldığım bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ve beklenti ayrılığı olabilir ama insan sağlığı üzerinden polemik yaratılmaz, yaratılmamalı diyor. Yani Fatih Hoca diyor ki biz bu ligi oynayalım arkadaş ama sağlığı da geri plana itmeyelim diyor. Bütün önlemlerimizi alalım diyor. Fatih Hoca'nın hastanede yattı bir hafta. Covid testi pozitif çıktı. Buna inanmayanlar, bunun üzerinden algı yaratanlara ne demek lazım Tanrı abi? Yani insanlıktan nasibini almamak derim ben hani en hafif tabirle. Gülüp geçmek lazım. Burası Türkiye. Türkiye'de fazla olan herkes konuşuyor. Futbolu 7 yaşındaki de konuşuyor. Futbolu 77 yaşındaki de konuşuyor. Ama konuşmaktan geri kalmıyor. Bir de futbolu bildiğini iddia ediyor. Bu da böyle bir ülkemiz var. Ama şu da bir gerçek. Fatih Terim Hoca'nın söylediklerinin altına imza atıyor. Hepsi doğru. Hepsi kabul edilir. Hepsi iyi şeyler. Bizim söylemek istediğimiz şu. Dördüncü haftayı geçiriyoruz seninle. Dördüncü programımızı. Diyoruz ki sosyal hayatla beraber hem sağlığımıza dikkat edelim. Hem bu koronavirüsle yaşamayı öğrenelim. Hem de maçlarımızı oynayalım. Farklı bir şey demiyoruz. Fatih Hoca da aynısı söylüyor. Bu hastalıkla yaşamayı öğreneceğiz yani. Öğreneceğiz. Çünkü başka çaremiz var mı arkadaşlar? Varsa bir öneri getirin, bir çözüm getirin. Çözüm de yok. Çözüm de sağlamıyorsun. Nasıl olacak abi? Şimdi ben mesela Beşiktaş'ta bugün aldığım haber Burak Yılmaz. Abi isim söyleme. İsim söylemeseydin keşke. Çünkü yani bu aslında gizli önemli. Abi var ama yine de gizli. Ahmet Nurçevi kendi açıkladı. Kendileri açıklamadan Tanju abi ona biz tamam abi, girmeyelim sustum. Bence. Yani, tamam girmeyelim ama şu da bir gerçek mi kardeşim? Bu sporcuların bünyeleri, fizikleri her şeyi yenebilecek güce sahip arkadaşlar. Sokaktaki insandan çok daha seviyede vitaminini alıyorlar, yemeğini yiyorlar, antrenmanı yapıyorlar. Hani sporcular bu hastalığı çok çabuk bünyelerini atabilirler. Ama hasta olsunlarını da istemiyorum. Netice olarak Fatih Terim'i diyorum. Çok güzel bir konuşma yapmış uzun bir aradan sonra. Hep doğruları korrekçe söylemiş. Her zaman söyler Fatih Hocam. Yani şimdi bir insan hasta olmadan durup dururken hastaneye yatacak. Türkiye, dünya onu konuşacak diye bir hafta yatacak bu adamı. Ya bunu konuşan adam ne gerizekalıdır. Ne algısı yapacak? Nasıl yapacak? Tek başına ben odada o kıyafetleri giyip yatacağım ha. Vallahi futbol oynayayım, koronavirüse yakalanayım, hayatıma devam edeyim derim ya. Tanju abi de ki Fatih Hoca ruh hastası. Ben dedi yatıyorum dedi. Ya koskoca hastane Fatih Hoca'yı bir hafta yatırır mı? Böyle bir yalana ortak olur mu? Yani dünya bu Covid'le mücadele ederken, insanlar bir tane yatağın peşindeyken, yani herkes Fatih Hoca'nın etrafında kenetlenecek, Fatih Hoca bir yalan söyleyecek. Ya buna gerçekten, buna inanan insanlar var ya Tanju abi. Ya bu algıyı nasıl yaratıyorlar? Ne kadar kolay mı bu algıyı yaratmak? Uzaydan mı geliyor bu insanlar da bu söylemleri söyleyip gidiyorlar da bizimkiler inanıyorlar? Anlamış değilim. Bunu dile getiren, buna inanan, ben bir eli biraz daha büyütüyorum. En daha böyle daha fazlasını söylemek istiyorum ama
saf gerizekalıdır Tanju abi ya. Saf gerizekalıdır yani. Çok bunu acil. Dillendiren onları, ve inanan. Onları Yeşilköy'deki akıl hastanesine yollamak lazım abi. Abi ya bu olur mu böyle bir şey? Böyle bir saçmalık olur mu? Koronadan daha tehlikeli insanlar bunlar bak. Bu virüsten daha tehlikeli insanlar. Ha tabii. Doğru söylüyorsun. Bu konuşmayı yapanlar, bu algı yapmak isteyenler koronadan daha tehlikeliler. Ama şu anda koronadan daha tehlikeli bir şey varsa adını söyle de bunu söyleyelim ya. Ben gerizekalı dedim işte yani. Koronanın doğru safhasındalar, son safhasındalar bu insanlar diyelim. Daha kötü bir örnek verelim. Entübe safhasındalar, entübe. Aynen. Bu arada tabii yoğun bakımda tedavi gören hastanelerde yatan hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dualarımız da onlarla birlikte. Bir başlangıç. Beşiktaş tesislerini de bir bölümü karantinaya almış. Bu kulüp müdürü de var. Birçok isim var. Hepsi hiçbir hastanede değiller. Dün akşam araştırma yaptım. Tesislerde kalıyorlar. Haberin olsun. Nevzat Demir tesisleri. Zamanda şifa diliyoruz. Yani şifa diliyoruz, evet. Şifa diliyoruz. Oyunculara, güvenliklere. Benim için Tanju abi, ismin ne olduğunun bir önemi. Benim için ben öyle bakıyorum abi. Ahmet Nurçebi olmuş. İşte X futbolcu olmuş. İşte Boyd olmuş. Veya malzemeci olmuş. Malzemeci olmuş. Güvenlik görevlisi olmuş. Fatih Terim olmuş. Mustafa Cengiz olmuş. Ali Koç olmuş. Benim umurumda değil. Ben insan gözüyle bakıyorum abi. Bugün bu hastalıkla mücadele eden aşağı yukarı 40 bin hastamız var Türkiye'de. Yani iyileşenleri çıkardıktan sonra söylüyorum. Can kaybını çıkardıktan sonra söylüyorum. Şu anda aşağı yukarı 40 bine yakın hastamız var. Benim için 40 bin hastanın isminin hiçbir önemi yok abi. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Yani aynı şey, hani bazı futbolcular şunu söylüyor. Ya işte biz sizin sirk maymununuz muyuz diyorlar ya. Kardeşim siz bizim sirk maymununuz değilsiniz. Size de çok değer veriyoruz. Dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Çok da sevgi görüyorsunuz, hürmet görüyorsunuz. Ama hep söylüyoruz. Burada marketlerde çalışan kasiyerin, berberde çalışan çırağın, yani onların canı can da, yani sizinki can da onlar, yani onlar kazanıyorlar işte ekmek paralarını, günlük evlerine ekmek getirmeye çalışıyorlar. Yani bu iş sosyal adaletle gitmeli Tanju abi. O yüzden bir an önce normale dönmemiz lazım.